Arkadaşlar merhabalar. Bugün sizlere çok çarpıcı bir dosya hazırladım. Bütün dünyanın gözü, malumunuz, Ortadoğu'nun üzerinde. Kan var, gözyaşı var, savaş var ve bu savaşın küresel bir savaşa evrilmesi için tasarlanmış bir plan var. İsrail Ortadoğu'yu adeta ateşe atıyor ama gözlerimizi buradan biraz uzaklaştırıp Balkanlara doğru gittiğimizde bambaşka ve çok kritik bir projenin hayata geçirilmek istendiğini görüyoruz. Ama bu da bu savaşla alakası, alakasız değil. Esasında bu savaşla Orta Doğu'daki paylaşım savaşıyla eş güdümlü devam ettirilen bir proje. Bundan bahsedeceğim. Türkiye'yi de çok yakından ilgilendiriyor. Şimdi lütfen, lütfen arkanıza yaslanın, çayınızı elinize alın ama pür dikkat bu dosyadaki bilgileri lütfen dinleyin. Ve lütfen paylaşım yapalım, bildirimleri açalım ve mesaj yazalım yani yorum yazalım. Şimdi Arnavutluk'un başkenti Tiran'da çok enteresan bir devlet devletçik kurulmak isteniyor. Şimdi Eylül ayından itibaren basında yer aldı ama fırsat bulup bugüne kadar bu haberi, bu analizi yapamadım. Fakat gerçekten de bugüne kadar kaçırmış olduğumuz ya da gözden kaçan en önemli detaylardan biri. Bir devletçik oluşturulmak isteniyor bir yeni Vatikan üretilmek, oluşturulmak isteniyor. Ve üçüncü bir İsrail, bakın üçüncü bir İsrail'in adımının atılması isteniyor. Planı yapılıyor. İkinci İsrail nereye demiştik? Suriye'nin e, kuzeyinde kurulacak bir PKK-YPG devletçi demiştik. Şimdi e, Balkanlarda ve Arnavutluk'ta İsrail'in dini açıdan kullanabileceği ve Avrupa Batı yani Amerika hattının Balkanları elinde tutabileceği ve Sünni İslam'a karşı kullanabilecekleri yepyeni bir din anlayışı. Krislam. Şimdi diyeceksiniz ki hocam Krislam esasında Orta Doğu'da kurulmak istenen Birleşik Arap Emirlikleri'nde merkezleri yapılan bir proje değil miydi? Bir tasarım değil miydi? İkincisini yapıyorlar. Hatırlayın Birleşik Arap Emirlikleri'nde bir proje uzun süreden beri dinler arası diyalog, krislam yani üç dini birleştirerek yeni bir din oluşturma çabası vardı. Merkezini bile yaptılar. Krislam adı altında Birleşik Arap Emirliklerinde bir din merkezi kurdular. İşte hem İslam'ı temsil eden bir cami, kilise, işte kiliseyi temsil edilen bir yapı ve Yahudiliği temsil edilen bir sinagog. Üç dini bir araya getirerek tek bir din oluşturmak isteniyor. Esasında İslam dininin içinin boşaltılması isteniyor. İşin tuhaf yanı şu. Şimdi biliyorsunuz Vatikan, Vatikan dinler arası diyalog diye bir şey ortaya attı. Türkiye'de de bunu yapan FETÖ vardı biliyorsunuz. Dolayısıyla dinler arası diyalog demek esasında bu üç dini, semavi dini birleştirerek İslam dinini yozlaştırmak, tamamen Hristiyanlaştırmak projesiydi. Bunu devam ediyorlar, bu projeye devam ediyorlar. Geri adım atmadılar Hatta dediğim gibi Balkanlarda, Balkanlarda yeni bir Vatikan oluşturarak İslam dinini tamamen içini boşaltmak ve İslam dinine karşı hatta hatta Şiiliğin dahi içini boşaltma adına Arnavutluk'ta bir e, yeni Vatikan kuruyorlar. Ondan bahsedeceğim. Şimdi ilginç bilgiler var. Gerçekten e, araştırdığımda bir haftadan beri üzerinde çalışıyorum. Çok ilginç bilgiler var. Başta küreselcilerin yayın organı New York Times olmak üzere ABD basını ve Avrupa basını inanılmaz derecede ilgi gösteriyor. Niye? Çünkü onu yaymak küreselcilerin bu projesini dünyaya duyurmak, normalleştirmek ve yeni bir Vatikan'ın temellerini atmak. Şimdi isterseniz geçelim. Bakın Arnavutluğun başkenti Tiran'da Bektaşi tarikatı egemen devleti. Bektaşi tarikatı egemen devleti kurulma planı. Başbakanı açık ne şekilde ifade etti. Bu devletçiyi kuracaklar. Şimdi birazdan özelliklerini bu devlet nasıl çalışacak, nasıl kurulacak? Dini nedir, din anlayışı nedir, görevi nedir? Başkanı kimdir? Hepsini tek tek söyleyeceğim ama oraya gelmeden önce Osmanlı dönemine gitmemiz gerekiyor. Şimdi elimde bir kitabım var. Yani arzu edenler, arzu edenler bu kitabı alıp Bektaşi tarikatlarını ve Türkiye'de daha doğrusu o zaman Osmanlı'daki bu tarikatların son dönemdeki iç yüzünü, Avrupalı istihbarat elemanlarının bu tarikatlara nasıl sızdığını ve özellikle Bektaşi tekkelerine o istihbarat elemanlarının nasıl nüfuz ettiğini, hatta bu tekkelerde şehlik makamına kadar yükseldiklerini açık ne şekilde belgeleriyle veriyorum. Arzu eden girip bakabilir. Şimdi tanzimattan sonra yani tanzimat fermanından sonra 1839 biliyorsunuz Islahat fermanı 1856 bunlar Osmanlı'yı Avrupa'ya entegre etme, hatta Avrupa'nın kültürünü tamamen sorgulamaksızın Osmanlı'ya aktarma hadisesiydi. Ve Dolayısıyla bu e, Tanzimat Fermanı'ndan sonra bu tarikatların içerisine özellikle İngiliz istihbaratçıları inanılmaz derecede sızdı. İşte e, Bektaşi Tarikatı, ondan sonra Mevlevi ve e, Melami Tarikatların içerisine ciddi anlamda, bir istihbaratçı sızdı. Ve bu istihbaratçılar bu tarikatları istediği gibi yönlendirmeye başladılar. Mesela örnek vereyim. Çok tanıdık isimler. Kimler onlar? Ee, Parvus Efendi. Namı diğer esas adı biliyorsunuz Alexander Helpband. Bunu çok duymuşsunuzdur. Özellikle iddiatçıların basın alanında öncülerindendi. Fikir babalarından birisiydi. Aynı zamanda Türkiye'nin mali bilgilerini gelip çalarak Avrupa'ya götüren, sızdıran insandı, ajandı. Başka birisi kim? Arminus Vanberi. Bunu da yakından takip ediyorsunuz, biliyorsunuz. O da aynı şekilde bu iki isim Çamlıca Bektaşi Tarikatı'na üye oldular. Tekkesine önce üye oldular. isimlerini değiştirdiler. Ve sonra derviş gibi biliyorsunuz Arminus Vanberi Orta Asya'ya geziler yaptı. Oradaki esasında Yahudileri sayılarını, göç yollarını öğrenmek ve takip etmek adına oraya kadar gitti. Harbus efendi de Türkiye'nin maliyesini, tamamen hazinesini, bilgilerini Avrupa'ya veren istihbaratçıydı. Yani ikisi de istihbaratçı olarak bu Bektaşi tekkelerine üye oldu ve oralara sızdı. Şimdi ama şunu da teslim edelim. Osmanlı'nın Balkanlar'da büyümesi, gelişmesi, hatta ve hatta dini yayması bu Bektaşi tarikatları eliyle oldu, tekkeleri eliyle oldu. O zaman dervişler vardı ama hem Osmanlı güçlüydü hem de o zaman bu Bektaşi tarikatları bozulmamıştı. Dolayısıyla İslam'ın e, Balkanlara yayılmasında, Osmanlı'nın büyümesinde gerçek anlamda çok ciddi emekleri vardı. Ama sonraları dediğim gibi Osmanlı'daki yozlaşma, her şeyde yozlaşma, adalette yozlaşma, vergide yozlaşma, dini alanda yozlaşma, her alanda bir yozlaşma başladı. 1839'dan itibaren yani Tanzimat Fermanı'ndan sonra zaten Batılılar Osmanlı'ya hakim olmaya başladılar. İşte her şey bozuldu, tarikatlar da bozuldu, istihbarat elemanları buralara sızmaya başladı. Şimdi dönelim günümüze, dönelim günümüze. Dedim ki Arnavutluğun başkenti Tiran'da Bektaşi Tarikatı Egemen Devleti kurulma planı var. Şimdi Vatikan tarzı bir yapılanma bu ama Soros işin içerisinde. Soros'un biliyorsunuz e, açık toplum e, ensüsü var. Açık toplum vakıfları var. Bu vakıflar buralarda inanılmaz derecede çalışıyor. Türkiye'nin biliyorsunuz e, Balkanlara özel ilgisi var. Her seferinde Türkiye Balkanlarla irtibat halinde. Çünkü hem eski bakiyeler var. Osmanlı'da yüzyıllara dayalı yaşamış, birlikte yaşamış milletler var. Bu milletlerle dayanışma içerisindeyiz. Şimdi Türkiye'nin Balkanlara olan ilgisini gören bu akıl, o Balkanlarda dini parçalamayı, dini yozlaştırmayı ve dolayısıyla İslam'a karşı hatta Şili'ye karşı bir yeni din, bir anlayış, yeni anlayış geliştirmeye başladı. Bu ne demek? Bu esasında Balkanları bu dini yapı üzerinden, yozlaştırılmış İslam üzerinden parçalamak ya da bir yerde tutmak, bir şeye inandırmak. Orada Vatikan tarzı bir yapılanma oluşturarak, meydana getirerek dini otoriteyi onlar üzerinde bir Efendim e, bilgi ya da bir kılıç gibi üzerlerinde tutmak. Bu nedenle bunu yapıyorlar ve aynı zamanda Vatikan tarzı bu yapılanmayı Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri fonluyor. Bunlar gayret gösteriyor. Şimdi asıl maksadı dinler arası diyalog. Şimdi onu söyleyeceğim. Başına getirdiği kişi çok sapkın bir kişi, sapkın görüşleri olan bir kişi. Yani normal bir bektaşi tarikatı ya da şeyhi falan değil, sapkın görüşleri olan birisi. Mesela başına sapkın görüşleri olan Soros vakıfları ve İsrail ile çok ciddi bağları olan Baba Mondi isimli Edmond Birehimaş isimli kişi. Edmond Birehimaş. Bu kişi getiriliyor. Bu kişi ne diyor biliyor musunuz? Gerçek düşüncesi felsefesi şu. Baba Mondi diyor ki Allah hiçbir şeyi yasaklamaz. Aslında Allah her şeyi serbest bırakmıştır. İçki mesela serbesttir diyor. İçki günah değildir diyor. Bütün e, dinler diyor birleştirilmeli. Şimdi gayet net şekilde misyonunu açıklıyor. Dolayısıyla daha kurulmadan şartları tam oluşturulmadan bu minval üzerinde görev yapacağını itiraf ediyor. Şimdi Arnavutluk Başbakanı Edi Rama enteresan açıklamalar yaptı. Kime? Elbette küreselcilerin gazetesi New York Times'a. Ne demiş bakalım? Dini hoşgörü teşvik etmek, dini hoşgörüyü teşvik etmek için Vatikan tarzı bir statü oluşturmak istiyoruz. Ve dolayısıyla Balkanlardaki din birliğini, hoşgörüyü, İslam hoşgörüsünü, İslam'ın hoşgörü dini olduğunu göstermek için buna mecburuz. Şimdi oysa çok farklı şeyler. Yani krislam'ı tarif ediyor. Üç dini birleştirmek, İslam'ı tamamen e, içini boşaltıp Hristiyanlık gibi bir şey yapmak bunun için uğraşıyorlar. Ve dünyanın en küçük devlet olacak. Ve birazdan sayılarını vereceğim. Mesela Arnavutluğun nüfusu 2,5-3 milyon civarında. Peki burada yaşayan Bektaşi nüfusu ne kadar? 115 bin. 115 bin nüfuslu bir devlet. Devletçik oluşturuyorlar. Bu aynı zamanda sadece dini açıdan değil, küreselcilerin devletçikler, küçük devletçikler, şehir devletçikler biliyorsunuz kurma projesi var. Aynı zamanda da onun bir temeli. Zaten Balkanlar parçalanmış devletlerden oluşuyor, küçük devletlerden oluşuyor. Bunları da daha bölerek kontrol etme, böl, parçala, yut projesi. Adına ister din açısından yaklaşın bu projeye, isterseniz devletlere hükmetme, ne derseniz deyin. Ama belli ki hem Türkiye'nin Balkanlarda önünü kesmek, hem de bu Balkanlardaki e, toplulukları kendi himayelerine almak, kontrol etmek din üzerinden. Şimdi biliyorsunuz işte ortadoksları katolikleri şeyden katolikleri papa üzerinden kontrol ediyorlar. Ortodoksları başka bir kiliseden kontrol ediyorlar. Şimdi Balkanlarda üçüncü bir otorite, dini otorite Bektaşilik. Yani esasında bunun temeli de Krislam oluşturmak istiyorlar. Devam edelim. Mesela başkent Tiran'da 110 dönümlük bir arazi üzerine kurulun, kurmayı planlıyorlar. Bu devleti. Yani 2. Vatikan'ı ve 3. İsrail'i. 3. İsrail özellikle diyorum birazdan neden dediğimi de söyleyeceğim. Onun gerekçesini söyleyeceğim. Ee, Vatikan gibi kendi idaresi olacak ve pasaportuna sahip olacak. İstihbarat birim olacak ancak ordusu olmayacak silahlı olmayacak. Bakın aynı Vat Vatikan gibi. Vatikan'ın muhafızları var. İsviçreli muhafızlar koruyor biliyorsunuz. Şimdi burada pasaportun rengi de yeşil. Yani İslam'ı temsil eden bir renk koymuşlar, e, lütfetmişler. Devam edelim. Şimdi bütün bunlar olup biterken, olup biterken e, Eylül ayının öncesinde İsrail Cumhurbaşkanı Herzog e, Arnavutlu'yu ziyaret ediyor. bu Yani bir tesadüf olabilir mi? Tesadüf diye bir şey yok. Arnavutlu'yu ziyaret ediyor ve Baba Mondi ile görüşerek burada hoşgörüyü yaymasını istiyor, dini hoşgörüyü yaymasını istiyor ve e, kurulacak. Vatikan tarzı bir yapılanmaya destek vereceklerini söylüyor. Aynı zamanda zaten bu Baba Mondi dediğimiz, e, Baba Mondi dediğimiz kişi yani Edmund Birah Himaş, bira Himaş aynı zamanda Arnavutluk'taki İsrail Hamamıyla e, Hahamıyla çok sıkı fıkı ilişkileri var. Mossad'ın koruduğu, kolladığı bir kişi olarak orada da ifade ediliyor. Yani tamamen bir İsrail projesi esasında Şimdi diyeceksiniz ki ya İsrail bunu niye yapıyor? İsrail hatırlayın herkesten özellikle dini otoritelerden sürekli işte hoşgörü, İslam'ın hoşgörüsünün ön plana çıkarılması. Efendim içinin boşaltılarak e, tamamen üç, üç dinle birlikte hareket etmesini isteyen bir planı var. Hoşgörü, dinler arası diyalog. Her seferinde bunu dile getiriyor. Aynı zamanda papayı da etkiliyor bunlar. Ve zaman zaman papa da bu e, yönde e, açıklamalar yapıyor. Tabii ki İslam hoşgörü dini. Yani İslam'ın özü esasında hoşgörüdür. Ama İslam'ın kendine göre özgü kuralları, özgü ilkeleri, temelleri vardır. Bunu Hristiyanlıkla karşılaştırdığınızda elbette bazı şeyler ortak. Mesela hırsızlık her dinde yasaktır. Yalan söylemek her dilde yasaktır. Zina her dilde dinde e, yasaktır. Ama tabi Hristiyanlık ve Yahudilik bunların tarif edilmiş kitapları olduğu için orada farklı anlatımlar var. O yüzden de bu ortak yönleri olabilir ama tamamen üç dini tek din haline getirme projesi bu. Kristan projesi ve dediğim gibi temelini de nerede attılar? Birleşik Arap Emirlikleri'nde attılar. Attıkları gibi kalmadılar. Oraya bir de dini merkezler yaptılar yani. Bunun örneğini oraya yaptılar. Şimdi devam edelim. Değerli dostlar bu İsrail Cumhurbaşkanı'nın Arnavutluk ziyareti önemliydi. Dediğim gibi hem bu Baba Mondi ile görüştü hem de Arnavutluk hamı ile işbirliği yapmalarını istedi. Böyle bir proje var. Şimdi İsrail bunu niye yapıyor? Bakın, şunun için de yapıyor aynı zamanda. Ee, biliyorsunuz İsrail e, İran'daki Şiiliği yani bugün o dini otoriteyi yani ayetullahlık e, makamını kaldırmak istiyor esasında. Rejimi değiştirmek istiyor. İstiyor. Bunu bizzat İsrail'in başbakanı Netanyahu diyor. Cumhurbaşkanı Herzog da diyor. Dolayısıyla Şiiliği farklı bir kola evrilmek istiyor, çevirmek istiyor. İşte Bektaşi'lik esasında mesela İran'daki o Şiilikle benzerlik göstermesine rağmen tamamen farklı. İşte içkinin serbest olması, zina efendim işte İslam hiçbir şeyi yasaklamaz diyerek İslam'ın tüm kurallarını hiçe sayması, efendim bütün dinler işte diyalog falan derken bu İran'dan farklılık gösteriyor. Dolayısıyla Balkanlar üzerinden kurulacak bu yeni Vatikan üzerinden İran'ın dini yapısını da etkilemek istiyorlar ve İr İsrail kendisine yönelen ve Filistinlilerin, işte efendim Lübnan'daki Hizbullah'ın, e, e, Yemen'de Husilerin kendilerine saldırma ya da kendilerine karşı bir cephe alma referansı olan dini referansları ortadan kaldırmak istiyor. Ve diğer taraftan Soros zaten biliyorsunuz e, Musevi kökenli o da hakeza bunun için çalışıyor. Böyle bir proje var. Bu projeyi sizlere anlatmak istedim. Dünyayı hem savaşla değiştirmek istiyorlar, kurallarını, ilkelerini değiştirmek istiyorlar. Bir yandan da bu yeni küresel dedikleri o düzene din hazırlıyorlar. Yani o düzenin de dini. Esasında o dinle de alakaları yok ama dinle alakalı olan insanları kontrol etmek için bunu yapıyorlar. Ve artık bir müddet sonra ya evet şu dinler birleşsin. Ne olacak? Hepsi de aynı diyen insan sayısının arttığını göreceğiz. Çünkü bunu o küresel basında işleyerek normalleştirmeye başlayacaklar ve bu e, Arnavutluğun başkenti Tiran'da kurulacak bu yeni Vatikan emin olun işte Şiilere seslenecek, Alevilere seslenecek, Sünnilere seslenecek. Dolayısıyla hep bir olalım, beraber olalım, efendim dinimizi birleştirelim gibi birçok diyaloglar, dinler arası diyalog safsatasını insanlara dayatacaklar. Değerli dostlar bugünlük de bu kadar. Bir dahaki sohbette, analizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.